Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde tartma konusunun kazanım değerlendirme çalışması ve tartma ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olup bildirim zilini açarsanız ve bildirim zilinin yanındaki tümünü işaretlerseniz daha sonra yüklediğim videolardan siz haberdar olursunuz ve arkadaşlarınıza da paylaşırsanız onlar da bu videolardan faydalanmış olurlar. Şimdilik dersimize geçelim. İyi dersler diliyorum. Evet. Aşağıdaki tartma aletlerinin isimlerini eşleştirelim sevgili öğrenciler. Bunu biz önceki derste görmüştük. Neydi bu? Buna ne diyorduk? Burada hangisi var? Evet. Bakın. Elektronik terazi, el kantarı, büyük kantar, baskül, eşit kollu terazi ve bu da bir el kantarı. Bu büyük kantar, bu el kantarı. Şimdi eşleştirme yapalım. Evet, bu neydi? Baskül, baskülle eşleştirebiliriz. Bunu eşit kollu terazi, bu el kantarı. Buna terazi diyoruz. Elektronik terazi de diyebiliriz. Buna kantar diyoruz. Bu da el tartısı diyoruz. Bu şekilde. Soruları çözerken sevgili öğrenciler, ben çözmeden önce isterseniz videoyu durdurun. Siz çözdükten sonra tekrar benim çözümümü izleyebilirsiniz ve arayı çözümlerimizi karşılaştırabilirsiniz. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıda kilogram ile ölçülebilen nesneler verilmiş. Bunları işaretleyeceğiz. Hangileri kilogramla ölçülebilir? Evet. Domatesi kilogramla ölçebiliriz. Doğru. Peki, tişört kilogramla mı ölçülür? Kumaş olduğu için ağırlığını tartabiliriz ama bunu bir kumaş olarak uzunluğunu ölçmek istediğimizde uzunluk ölçme aleti kullanılır. O yüzden soruda ne istediğine bağlı. Eğer bize bu tişörtün ağırlığını soruyorsa ölçebiliriz. Ama ne kadar kumaş kullanılmış diyorsa o zaman bunu uzunluk ölçme aletiyle ölçebiliriz. Burada bir kanepe verilmiş. Bunun ağırlığını kilogramla ölçeriz. Ölçeriz ama büyük bir kantar kullanmamız lazım. Ayakkabıyı ağırlığını soruyorsa yine ölçebiliriz. Elmaları ölçebiliriz. Karpuzu ölçebiliriz. Soğanı kilogramla ölçebiliriz. Evet. Devam ediyoruz. Söylediğim gibi sevgili öğrenciler, soruyu çözmeden önce isterseniz videoyu durdurun ve siz çözdükten sonra devam edebilirsiniz. Şimdi soruyu gösteriyorum. İsterseniz çözün ve biraz sonra beraber karşılaştıralım. Aşağıdaki mesleklerden tartıyı kullananları işaretleyelim. Terzi tartı mı kullanır? Hayır. Uzunluk ölçüsü kullanır. Kasap evet etleri tartıyla. Marangoz ölçerek kullanır. Metre uzunluk ölçüleri kullanır. Bakkal tartıyla. Kuaförler kullanmaz, veterinerler kullanmaz, öğretmen kullanmaz. Mühendis cetvel uzunluk ölçüsü kullanır, kömürcü büyük kantar kullanır. Gelelim elimizdeki resimlere bakalım. Aşağıdaki varlıklardan kilogram ile satılanları işaretleyiniz diyor. Kilogram ile ölçülebilen nesneler neydi sevgili öğrenciler? Katı nesneler. Yani sıvılar kilogramla ölçülmez. Sıvıların ölçme birimi farklıdır. Bunu unutmayalım. Onu daha sonraki videolarımda inceleyebilirsiniz. Evet, bakın burada bir şeker var. Evet, bu kilogramla satılabilir. Karpuz kilogramla. Bakın bu sıvı zeytinyağı bu olmaz. Domates kilogramla, portakal kilogramla. Meyve suyu hayır, su hayır, sıvı olduğu için sabun, sıvı olduğu için hayır.
Süt sıvı olduğu için hayır. Meyve suyu hayır. Evet. Burada şimdi. Burada bir iki tane farklı nesne var, birkaç tane. Pardon, yumurtayı nasıl ölçeriz sevgili öğrenciler? Kilogramla değil, bunu da tane ile alırız. Ayakkabı, bisiklet ve burada sehpa var. Bu sevgili öğrenciler, bunların bir ağırlığı vardır. Bizden ağırlığını istiyorsa kilogramla ölçeriz. Ama bunların değişik, bunun teker genişliğini soruyorsa, bunun yüksekliğini istiyorsa, bunun numarasını istiyorsa farklı ölçme aletleri kullanırız. O yüzden bunlara bizden ne istediğine bağlı. Eti kilogramla, balığı kilogramla, narı kilogramla ölçeriz. Sonraki sorumuza geçelim. Şimdi aşağıda resmi verilen ürünlerden hangileri tartılır diyor sevgili öğrenciler. Yani demek ki biz buradan katıları seçeceğiz değil mi? Sıvı kolay çıkarabiliriz. Deodorantı çıkarabiliriz. Başka ne var? Evet, bir de kalem var. Kalem de taneyle satıldığı için onu da çıkarabiliriz. Karpuzu kilogramla, toz deterjanı kilogramla, portakalı kilogramla tartarız. Elmayı da tartarak alabiliriz. İkinci soruda hangileri kilogramla ölçülür diyor. A. Patates. Evet. Ölçülür. Elif'in ağırlığı. Baskülle ölçüyoruz değil mi? Evet. Tuğba'nın boyunlu uzunluğu. Hayır. Uzunluk ölçüsüdür. Kullandığım parfüm. Hayır. Bu sıvıdır. Sıvı ölçüsüyle. Meyve suyum. Sıvı ölçüsüyle. Tavuk eti. Evet. Bu da kilogramla ölçülebilir. Aşağıdaki mesleklerden hangilerini yapan kişiler satış aletini kullanırlar? Kumaş satan manifaturacılar? Hayır, bunlar uzunluk ölçüsü kullanır. Sokağımızdaki manav, evet. Tartı aleti kullanır. Market tartı aleti kullanır. Mutfak dolabını yaptırdığımız marangoz, hayır. Bu uzunluk ölçüsü aletlerini kullanır. Penceremizin camını takan camcı uzunluk ölçüsü aleti kullanır. Sütçü ise sıvı ölçü aleti kullanır. Yani burada manav ve market tartı aletini kullanıyor. Şimdi boşluk doldurma yapacağız sevgili öğrenciler. Boşluk doldurmalarda ne yapıyorduk? Boşluğa yazdığımız kelimelerin üstünü çizerek kalan kelimeleri bir sonraki boşluklarda kullanıyoruz ve işimizi kolaylaştırıyoruz. Buna dikkat edelim. Uzunluk ölçme birimi nokta noktadır diyordu. Neydi uzunluk ölçme birimi? Metre. Ne yapıyoruz? Metreyi kullanıyoruz. Buraya metreyi yazıyoruz. Zaman neyle ölçüyoruz sevgiler? Zaman nokta nokta ile ölçülür. Saat. Zamanı saat ile ölçeriz. Ağırlık ölçme birimi görmüştü. Kilogram. Onu da buraya yazıyoruz. Ölçme birimi kilogramdır diyoruz. 1 kilogram nokta nokta aldım. Yukarıda noktalı yer aşağıdakilerden hangileri yazılamaz? Kilogramla neler alıyorduk sevgili öğrenciler? Katı nesneleri alabiliyorduk. Yani katı nesnelerden buraya yerleştireceğiz ama olmayanları çıkaracağız. 1 kilogram soğan aldım. Evet, oldu. 1 kilogram sıvı yağ aldım. Hayır. 1 kilogram ayran aldım. Hayır, olmaz. 1 kilogram limon aldım. Evet, olur. 1 kilogram muz aldım. Olur. 1 kilogram üzüm aldım. Olur. 1 kilogram fındık aldım. Olur. Yani bütün katıları buraya yazabiliriz. Bu iki sıvıyı buraya yazamayız. Çünkü sıvıların ayrı bir ölçme aleti vardır. Şimdi başka bir soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kilogramla ölçülür? Kardeşimin boyu, domates ve süt. Kardeşimin boyu uzunluk ölçüsüdür. Süt sıvı ölçüsüyle domatesi kilogramla ölçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisinde tartma aracı bulunmaz? Tartma. Manavda vardır. Markette vardır. Ama kırtasiyede tartma aracı bulunmaz. Seçeneklerden hangisi
Hangisini ürünleri tartarken kullanırız? Metreyi uzunluk ölçüsü olarak kullanırız. Ölçmek için litreyi sıvılarda kullanırız. Ama tartmada ne yaparız sevgili öğrenciler? Terazi kullanırız. 4. Pirincin nokta nokta kaç lira ifadesinde noktalı yere hangi kelime getirilmelidir? Pirinç A litresi, B kilogramı, C tanesi. Pirinç katı bir madde olduğu için litre olamaz. Taneyle satılmaz. Pirincin kilogramı kaç lira diye B kilogramı kullanabiliriz. Diğer bir soru. Seçenekleri ifade eden hangisi yanlıştır? A. 2 kilogram şeftali aldım. B. 3 kilogram ekmek aldım. C. 4 kilogram kiraz aldım. Evet, şeftali kilogramla alınır. Doğru. Kiraz kilogramla alınır. Doğru. Ama 3 kilogram ekmek aldım diyor. Ekmek neyle alınır sevgili öğrenciler? Taneyle alınır. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Babam ağırlığımızı ölçmek için eve nokta nokta aldı. Yukarıdaki noktalı yere hangi kelime getirilmelidir? A. Metre, B. Kilogram, C. Baskül. Ne almış olabilir? Biraz önceki konuda da ele aldığımıza göre evimizde kendi ağırlığımızı ölçmek için baskül kullanırız. Evet, devam ediyoruz. Şimdi cümleleri okuyalım. Doğru ise başına D, yanlış ise Y yazıyoruz. 10 kilo ile ölçülür. Doğru mu yanlış mı diyoruz? Doğru. Kilogram kr ile gösterilir demiş. Hayır, kr ile gösterilen kuruştur biliyorsunuz. O yüzden bu yanlış. Kilogramın gösterimi kg'dir sevgili öğrenciler. Kilogram ağırlık ölçü birimidir. Evet, doğru. Eşit kollu terazi ile ağırlık ölçülebilir. Evet, doğru. Marketlerde ağırlık ölçmek için en çok dijital teraziler kullanılır. Evet, günümüzde zaten eşit kollu teraziler çok fazla kullanılmıyor marketlerde. Daha çok manav pazarlarda kullanılıyor biliyorsunuz. Sıvılar ölçmek için çarkı kullanılmaz. Evet, sıvılar ölçmek için, evet bu doğru bir ifade. Sıvı ölçme birimleri var, onları kullanırız. Evet, şimdi eşleştirme yapalım. Ağırlık ölçü birimidir. A. B. Ağırlık ölçmekte kullanırız. C. Kilomuzu bu alet ile ölçeriz. D. Kilo ile ölçebilecekleri örnektir. Ne ile eşleştireceğiz? Baskül, terazi, elma, patates, armut ve kilogram. Eşleştirelim. Ağırlık ölçü birimi neydi sevgili öğrenciler? Kilogramdır. Evet. Bu okla da getirebiliriz. Noktalı yere A diyebiliriz. A aşağı. Evet. Ağırlık ölçmekte kullanırız. Neyi kullanırız? İki tane var. Baskül ve terazi. İkisini de kullanabiliriz. O yüzden bir sonraki seçeneğe geçiriyoruz. Ayrıştırmak için. Kilomuzu bu aletle ölçeriz dediğimizde hemen cevap çıkıyor. Neydi? Baskül. Buraya C yazıyoruz. Okla da gösterebiliriz. Ağırlık ölçmekte kullanırız. B. Terazi. Kilo ile ölçülebilecekler örnektir. Yani bunu da D diyoruz. Elma, patates, armut kilo ile ölçülebilecek nesnelerdir. Evet. Değerlendirme çalışmalarımız bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza videoyu tavsiye etmeyi unutmayınız. Ve bildirim zilini açıp bildirim zilinin yanındaki tümünü işaretlerseniz daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler sevgili öğrenciler.